Şarkılar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fark ettiğiniz üzere akıl sağlığımı yitirmiş durumdayım. Ama bugünün kombini güzel. Şimdi ben normal evde oturuyordum, böyle kendi dertlerimle baş başayayım. Yani kendi sıkıntılarımı daha çözmemişken, böyle kendi bir sinir buhranı, bir depresyonun eşiğinde, travmalarımın etkisindeyken dedim ki ya kendi dertlerini çözmek yerine neden takipçinin dertlerini, tanımadığın insanların dertlerini çözmüyorsun? Tanımadığın mı? La be! Seni belanı vermesin. Tanımadın ki be! Ay siz benim aşkımsınız, sevgilimsiniz, canım benimsiniz. Siz benim pembe yımırtalı uzun çorabımsınız. Bunlarla beraber bugün temizlik yapacağız aşkolar. Birazcık yardım etmeniz lazım. Öyle oturayım, oturduğum yerden bedava video. Güleyim, eğleneyim işte. Cefayı ezher çeksin, sefayı seçin. Hadi! Bak vallahi bu yazmayı çıkır kırbacı vurdum mu şaklatırım hepinizi. Bakın ilk derdimiz neymiş? Okulların açılması. Kız hepiniz beni izleye izleye bana benzetiniz. Kız bari birinizde ilim, irfan, bir edep, haya, namus, şeref, haysiyet. Hadi ben para, şan, şöhreti aldım. Bari birazınıza da iman, şeref, haysiyet, birazcık eğitim, ilim olsun, ilim. Ben size diyorum ki nerede ilim, irfan? Siz bana diyorsunuz ki irfan kim, bekar mı? Abi de şey benziyor. Yaş kemale erecek ama. Bir sor bakayım ben kemali beğenecek miyim? Sinirlerim bozuldu. Bu pijamayla. Şimdi öncelikle bir şunu bir atın ya. Nihal midir? Nihal midir? Kimdir? Bacım önce bezimizi ıslatıyoruz iyice. Oh! Oh! Arkadaşım hamile ve bunu benden başka kimse bilmiyor. Arkadaşım 17 yaşında. Heh! Al lan! Al! Sonra diyorlar ki Ezher niye videolarında sürekli bağırıp çağırıyor? Ben bunlarla ne yapayım? Karı gitmiş 17 yaşında hamile kalmış. Bunu arkadaşım ve bana bir marifetmiş gibi diyor ki arkadaşım bunu sadece ben biliyorum. Senin kalıbına, senin arkadaşlığına, senin 17 yaşının içine ben. Kız ben 17 yaşımda vücudumun belli uzuvlarının nerede olduğunu bile bilmiyordum. Karı gitmiş hamile kalmış. Derdim çok, hangisini anlatayım? Hiçbirini. Arkadaşımla aram bozuldu, şimdi arkamdan konuşuyor. Ay aman bacım ya. Mesela şimdi evde oturuyorsun, sokaktaki köpekler havlamaya başlar. diye. Peki sen camı açıp o köpeklerin ne dediğini anlamaya çalışıyor musun? O zaman arkanızdan konuşan kimsenin ne dediğini aldırış etmeyin. Bu arada fark ettiğiniz üzere dişlerimin üzerinde plastik tabakalar, tentonik plakalar bulunuyor. Plak tedavisine başladım aşk olan. Dişlerimi düzelmesi için. Bu ne kız böyle lülük gibi? Bu ne kız Bonaparte'nin saçı gibi önüme düşüyor? Aşk olan ağzımda gör, birazcık konuşma tarzı değişiyor. Birazcık böyle öne doğru konuşabilirim ya, ördek kazı ağzı gibi. Bak bak, bu evde yaşamak istemiyorum. Cehennemin dibinde mi yaşayacağım? Nerede yaşayacağım? Ay ben de bu insanları anlamıyorum. Senin ananız babanız sizi besliyor, büyütüyor. İşte bak beslek arkayı, oysun gözünü. Biz o kadar besliyor. Ben bu evde yaşamak istemiyorum. Ne yapacaksın? Sonra niye kocaya kaçtım? Bak çoluğunuz çocuğunuz böyle evden evden nefret ettiriyorsun. Sonra çocuğunuz evden kaçıyor. Bak mekanda izliyoruz, beni delirtmeyin. Ay sinirlendi ki temizlik. Her yere sık, her yere. Oh temizle her yeri. Oh yarasın. Şöyle birazcık da duvarları sileyim kız. Ana. Ana benim ağrıdı. İnsanlardan uzak kalmak istiyorum. E tamam aşkım, seni Amazon'a yerleştirelim bir. Sen orada orangutan, su aykırı, iguanalarla konuşur anlaşırsın. İnsanlardan uzak kalmak ne demekse. Kız devir değişti aşkım. İnsana insan beğendiremiyorsun. Karı gelmiş ki insanlara takılmıyor. Ne yapacaksın? Dağda mı yaşayacaksın? Git dağda yaşa. Ay bundan sonra herkes tarzına bağlayacak kız. Ablam sana Ayşe IQ seviyesi düşük olan adamı izleme diyor ve ben de ona inat televizyondan seni izliyorum. Ne demişler? Sağırlar dans edenleri deli zannederler. Anladın mı ablan şimdi? Ya bu cahil insanlar. Bu cahiller. Ya bu cahiller benim IQ'mu seviyesimin ne kadar düşük olduğunu nereden biliyor acaba? Ya ben aynı işte aynı soyundan gelen bir insanım canım benim. Telefonu kim buldu? Aristoteles. Parayı kim buldu? Bağsurlular. Türkiye'nin gastronomi şehri neresi? Bayburt. Başka ben daha ne? Benden zekisi mi var aşkım? Her şeyi biliyorum. Ya siz benden zeki, benden marifetli, benden kaliteli insan acaba nereden bulacaksınız? Ablana söyle kendine gel, haysiyetini bilsin terbiyesiz. Ay benim IQ'ma ne fediyorlar kız? Canım birini çok kolay ağlatabilirsin ama birini güldürmek çok zordur. Yani ben en zor işlerden birini yapıyorum. Ben bir komedyen olarak, bir komedi müsteşarı olarak çok kaliteli bir iş yapıyorum. Kendinize gelin. Bak derdinizi atın dedi, bana demiş ki kocamın sülalesi. Ne yapayım, seni kocamla ben mi evleneyim, seni nasıl kurtaracağım? Ay birazcık da şu yerleri temizleyeyim yalandan bacım. Ay. Bacım derdinize çare bulmak istiyorsanız elinize bir tane de terşan, bir tane ıslak bez alın, hemen yerleri temizleyin. Bak nasıl dertleriniz çözülüyor. Bu ne diyor kız? Her şeyin çaresi para ve Ezher'dir, gerisi yalandır. Ay hayatım ben her şeyin çaresiyim. Para kim ki? Para benim yanımda kim? Para kim? Aşkım para ne bu arada? Benim çok anlamadım.
Ay bu saatten sonra parasızız, fakiriz, fukarayız. Kız beni seviyor musunuz? Kız beni seviyor musunuz? Bak doğru söyleyin, doğru söyleyin. Beni de ne olur bana aşık olduğunu söyleyin. Ben her gece sizinle sevgili olduğumu, size aşık olduğumu, sizinle evlendiğim günü hayal ederek yatıyorum. Aranızdan bazılarıyla gerçekten evlenmeyi düşünüyorlar. Ay ruh hastalığı. Ay zaten benim kafam normalde de birazcık güzel gibi deterjan kokusu da üstüne geldi. Burnumdan çeke çeke vallahi kafam iyice güzel oldu. Birazcık gidip masayı temizleyeyim. Kız! Ana! Bütün deterjan üstüme döküldü. Kız vallahi bütün deterjanı üstüme döktü. Allah senin belanızı bildiğin yapsın. Bu ne diyor kız? Benim derdim uzun buraya sığmaz demeden anlar. Ay hayır. Hadi. Ben uzun şeylere bakamam canım benim. Bana böyle demeden uzun şeyler olur. Ay! Ay bana yolları git. Git hadi. Ay ben öyle uzun şeyleri. Ben sürekli DM'lerinizi okuyorum. Geçen bir tane DM'e girdim. Bir tane şey yaptım. Ay Ezra acil bak. Bilmem bir sürü şey yaptım. Mesaja girdim ben de. Aşkım yemin olsun ben size diyeyim Everest. Sizdeyim Van Dağı. Arada fark yok. Ben mesajı gördüm. Panik atak tuttu. Benim kalbim aortum sıkıştı. Benim burada şah damarlarıma kan gitmedi. Ben hemen dedim kapatın telefonu kapatın. Her şeyi kapatın. Hadi. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ay bu telefon yere düştü. Bakamam. Kırıldı mı kırılmadı mı bilmiyorum. Zaten telefonlar çok bağlı. Telefonum yere düştü. Ay galiba akciğerime de bir nefes alamıyorum şu anda. Hayır neyse kız sıkıntı yok. Ay bismillahirrahmanirrahim. Dert sorun sıkıntı içinde bir seni izlediğimde yüzüm güle inan Ezhercim ömrüne bereket var ol. Ya aşkım benim teşekkür ederim. İyi ki siz de varsınız. Yani aşkım ne yapayım ben de bazen dert işim. Aha Allah biliyor ben bir aydır depresyonum. Bir aydır benim ruhum daralmış. Ben bir aydır üzüntüler, stresler içindeyim. Kendime gelemiyorum. Ama ne yapayım canım beni ben sizi güldürüyorum. Çünkü benim işim bu biliyor musun? Ben Allah'tan bu işten para kazanıyorum. Ay bir de para kazanmasaydım bu varoşluk içinde. Bu saçma sapan hareketlerle ölüp gidecektim bedava. Bok yolum. Ay aşkım çok teşekkür ederim. Ben sizi çok seviyorum biliyor musunuz? Kız geçen mikrofon siparişi ettim. Haberiniz var mı? Mikrofonum inşallah gelirse en güzel kaliteli seslerle YouTube videoları. Bir de artık bundan sonra YouTube'a ASMR çekeceğim. Hani böyle ben hareketler yapıyorum ya. İnşallah mikrofonum gelirse bu saatten sonra artık en kaliteli ASMR'leri ben YouTube'a böyle 15 dakikalık, 20, 30 dakikalık videolar atacağım. Bir sonraki derdimize devam ediyoruz. Dertlere çare serisinin yeni derdinde. Ay ben de yalandan şöyle hep aynı yeri silip durayım. Ne uğraşacağım kız? Videoyu burayı sile bitiririm ben. Sevgilim vardı aldattı sonra affettim bir daha aldattı sence yazmalım. Yaz aşkım sizin sorununuz bence evlilik. Ben sizde çok sadık bir ilişki görüyorum. İnşallah bir gün evlenirsiniz. O seni aldatıp affedip duran sevgilin de inşallah başka birinin eline geçmez. Başkaları uğraşamaz canım. Sen bu varoşu al sen onunla evlen. Başkasının başını yakmasın tamam canım. Senin kafanda da akıllı olacak da beyninde de çalışan nöron olacak da ben görecektim. Ay insan takipçisi seçim böyle varoşlar da var işte. Arkadaşım yok çok kendimi yalnız hissediyorum. Kız bu nasıl bir cümle? Önce sen bir cümleyi doğru yaz. Bir arkadaşım bırak. Bir edebiyat Türkçe hocası bul da bir Türkçeni düzelt önce sen. Ne yapacaksın arkadaşı? Ne yapacaksın? Bak benim de arkadaşım yok. Benim ihtiyacım var mı? Oradan bakınca yalnız kalmış, çok böyle evde kafayı yemiş biri olarak görünüyor mu ya? Bu ne diyor kız? Ailede çok dışlanıyorum, çok osurdum. Ay! Senin belanı vermez. O nasıl bir şey kız? Ay kız ben hiç görmedim ailede çok osurduğu için dışına. Sen nerede osurdun? Ay bu kız acaba dedesinin, abisinin, ablasının, dayısının ağzına mı osurdu? Teyzesine mi, suratına mı osurdu? Nereye osurdu? Kız hakikaten iğrenç insanlarsınız. Ay hadi ben osuranlarla konuşmuyorum canım. Ay ben de tam evden çıktım. Geçen gün tam asansöre gideceğim. Osurum geldi. Ay dedim inşallah asansöre biri binmez de ben böyle osururum asansöre. Hemen gitsin o koku. Aç ben asansörde saldım böyle çaktırmadan. Kimse yok tabii. Ben saldım. 2 saniye sonra asansör durdu. Niye suratını büyüsün hayatta ilk defa mı görüyorsun? Ben kaliteli zengin şeyleri bu zengin osurudur tamam canım benim. Ben öyle barış barış fakir yemekleri ben kuru fasulye marı fasulye yemeyen iyi bir insanım. Birazcık zengin osuru aldınız yani. Benimki bir gül kokuyor gül. Bu ne diyor kız doğru kişiyi nasıl bulacağız abi? Ya doğru kişi gelince yanlış olan bizsek. O nasıl bir şey kız öyle? O nasıl bir şey kız doğru gelince yanlış olan bizsek? Bu nasıl kız matematik denklemi mi trigonometri mi çözüyoruz? Vallahi aşkım ben birisi doğru kişi mi yanlış kişi mi evlenecek kişi mi onu bunu bilmem. Parası varsa gelsin nikahı üstüme bassın ben hemen veririm onu. Ay doğru kişi moru kişi parası olan her zaman doğru kişidir. Bu saatten sonra aşkla meşkle uğraşacak kadar varoşluk yok aşkım benim. Parası varsa gelsin kredi kartını üstüme ev yat kat atmat bir şey varsa yapsın. O zaten doğru kişidir. O doğru kişi değilse bile ben üzüntümü parayı harcarken unuturum. Sevdiğim uzakta bu hasrete bir çare please. Uzun mesafe ilişkisi yaşıyorsanız yakından birini sevgili yapın. Onun yanına gidince onunla bir kapının yanına gidince. Çok büyük sosyal anksiyetem var bana bul bir çare. Sosyalleşme aşkım.
kalabalığa gitme. Anksiyeten varsa otur oturduğun yerde kız. Otur evinde. Anksiyetesi bul bir çare. Al sana çare. Vallahi hiç derdim yokmuş gibi gelin bir de cam kenarlarını temizleyeyim. İyice de tercihlerimi sıkayım aşkolar. Ara verelim dedi ne yapmam lazım? E aşkım ara verelim dediyse ara ver. Neyse ciddileşiyorum. Bunun erkeği kadını yok. Birisi ilişkide eğer sıkıldım ara verelim diyorsa ayrılacaksın. Bırakacaksınız o kişiyi. Hani bu kötü bir şey söylediği için değil. Hani ilişkide sıkılmış olabilir. Gerçekten ara vermek istiyor olabilir. O an problemleri olabilir. Bunda kötü bir niyet yok. Bunda negatiflik yok. Ama bu kişi bir kere ara verelim dediyse tekrar söyle. Bu tıpkı şuna benziyor. Hani aldatan affetmeyin tekrar aldatır muhabbeti var ya. Bu da onun gibi bir şey yani. Ara verelim diyorsa ayrıl gitsin ama. Ya ara verelim deyince ayrılacağım ya da arayıp Ay bu espriyi vazgeçemiyorum. Ay orası da toz içindeyim. Ay vallahi bakacağım ideama. Hemen temizlemem lazım orayı. Bu ne yazmış kız? Güzel değilim. Vallahi ben diğer sahte insanlar gibi şey demeyeceğim. Ay niye öyle diyorsun aşkım? Her insan güzeldir deme öyle. Ya sen bebek gibi. Ben bir şey yok. Güzel olmadığını düşünüyorsan güzel değilsindir. Herkes güzel olmak zorunda değil. Bak bana mesela. Bak bana mesela deyince ne düşündün orada sen? Ne düşün? Beni sinirlendi mi? Vallahi gebertirim sizi. Kendinize gelin. Hani bak bana mesela ben çok güzelim. Tamam çok güzel, çok yakışıklı. Yoldan geçtiğimde herkes bana aşık oluyor. Makyaj yap yani birazcık estetik bir şey yaptır. Öyle yani bacım. Ay. Ay midem lan galiba kusacağım. Sevdiğim çocuğun ablası bana düşman. Şimdi evlenmek üzereyiz ne yapacağım? Ay hemen ayrıl. Hemen ayrıl. Kız bu görümceler ne fena. Bu görümceler Allah sizi bildiği gibi yaz. Milletin yuvasını yaktınız. Milletin ahiretini yaktınız. Kız görümceler. Ay bu görümcelerden bu milletin çektiği nedir? Arkadan iş çevirmeler. Milletin kuyusunu kazmalar. Milletin yuvasını yıkmalar. Kız siz ne biçim insanlarsınız ya? Bakın şunu unutmayın. Siz kocanızla evlenmiyorsunuz. Kocanızın ailesiyle evleniyorsunuz. Hadi kocanızı siz bir şekilde yönetirsiniz. Kocanıza dersiniz. Ay şunu yapma bunu yapma. Şu huyunu değiştir bunu değiştir. Ama kocanızın ailesi ne yapacaksınız? Yemin ediyorum bu bazı evlenen gelinler kurtlar sofrasını şu Allah onlara yardım etsin. Allah'ım size yardım etsin. Bu derdin çözümü bende yok. Ay bu gelinleri ben tanıyorum. 20-25 yıllık gelinler tanıyorum. Dertleri bitmiyor. 20 yılda dertleri daha da katlanıyor. Kederden artık hastalanıyorlar. Allah'ım size yardım etsin. Ay Allah'ım. Bir videomuz daha buraya kadar. Hepinize dertlerine inanılmaz güzel çareler bul. Hepinizi mutlu sonla buradan ayırdığım için çok mutluyum. Bu videoda da benim deli olduğumu ya da akli melekemi. O nasıl bir şurukuz öyle Arapça gibi. Akli melekemi kaybettiğimi düşünen olabilir. Hayır benim aklım gayet yerinde. Gayet IQ'm çok yüksek bir insanım. Dediğim gibi aynı işte aynı soyundan geliyor bizimiz. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Size aşığım. Size hayranım. Size ölüp bitiyorum. Siz benim gönlümün en güzel yerindesiniz. Size gerçekten aşığım bu arada. Gerçekten. Aranızda zengin olanlar varsa bana ya. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda 5 ay sonra. 5 ay. Görüşürüz aşkılar. Hadi bay. Hadi kapat kız.